Şimdi aslında elbette ki katmanlı bir homofobi transfobi söylem üreten bir Hüdapar var. Bu geçmişte de vardı. Yalnızca Hüdapar değil, Refah Partisi de buna dahil. AK Parti'nin zaten bu konuda politikası hiç bir şekilde şey olmadı, yumuşamadı dili. Elbette ki bizi ürkütüyor. Yani geçmişte Hizbullah'ın Diyarbakır'da, Batman'da veya Mezopotamya'da diyelim. Yani eşcinsellere karşı çok büyük şiddeti olduğunu, hatta bir lojistik cinayeti var. Elbette ki annesi, babası, amcası tarafından katledildi ama bunun arkasında bir Hüdapar olduğunu veya daha doğrusu bir Hizbullah olduğunu biliyoruz. Aile tamamen Hizbullahçı bir aileden oluşuyordu. Elbette ki ürkütüyor. Fakat hani korkuyor muyuz? Korkmuyoruz. Biz geçmişte buna benzer çok yapılarla mücadele ettik, başa çıktık. Bununla da baş etmesini biliriz diyoruz. Erdoğan'ın iki söylemi vardı. Biri milliyetçilik üzerine, vatan milliyet Sakarya, biri de Türk aile yapısının lebegeti artılara karşı ürettiği fobi üzerinden seçim kazandı. Bunu niye yaptı? Bir yoksulluk var, bir yoksulluk var. Ekonomi oldukça kötü. İnsan hakları bağlamında o kadar kötü ki, yani o kadar kötü bir karne var ki, ya ülkenin, yani nereden bakarsanız bakın, her tarafı çökmüş durumda. Ama Erdoğan'ın bütün söylemleri bu ülkenin çöktüğünü insanlara göstermemek, buradan yüklenerek ve burada da başarılı oldu. Belki de bundan sonra yapabileceğimiz şey şu olmalı: kırsala ulaşmak. O kırsaldaki insanlara bunun bir hastalık olmadığını, bunun dogmatik bir şey olduğunu, Avrupa Sağlık Örgütleri, Dünya Sağlık Örgütleri bunu artık hastalık olmaktan çıkardığını söylemek lazım. Bir de Erdoğan hani şunu söylüyor: LGBT artılara işte dernekleri kapatacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Biz bir ırk değiliz. Veya bir din de değiliz. Veya bizi bitirebilecek, nasıl bunun tarifini yapabilirim? Üremeyi durdurması lazım. Doğumları durdurması lazım. Her üremede, her doğumda illaki bir LGBT artı özne doğacaktır. Yani bu mümkün değil, bitiremez, bitmeyecek de. Yani aslında bir de şunu da söyleyebilir miyim ek olarak? Erdoğan'ın derdi aslında LGBT artılar falan da değil. Sadece bu söylem çok tuttu. Bunun üzerine siyasetini devam ettirmeye çalışıyor. Ne zaman burası çöker, Erdoğan LGBT artılar diline dolamaktan vazgeçer. Hüdapar'ın veya Refah Partisi'nin o ittifak içinde olmaması gerekir. Hatta yani daha doğrusu o ittifakın olmaması gerekiyor. AKP'nin komple yok olması gerekiyor. Biraz daha böyle kadına yönelik, emeğe yönelik, demokrasiye yönelik, LGBT artılara yönelik elbette ki katmanlı bir şekilde bu şey devam edecek, şiddet devam edecek. Fakat biz direngençliğimizi biliyoruz. Yani bunu 90'larda, 2000'in başlarında, hatta biraz daha geriye gidelim, 80'lerde, 70'lerde hep böyle bir engel çıkmıştır karşımıza. Fakat yani emek, kadın harekatı veya LGBT artı harekatı hiçbir şekilde bundan yılmamıştır, yoluna devam etmiştir, edecektir de diyorum.
Şu anki Türkiye parlamentosu mevcut durumda aşırı sağcı ve gerici bir konumda yer alıyor aslında. Özellikle yeniden Refah ve Hüdapar'ın söylemleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadarki kendini inşa ettiği o ötekileştirme politikasına adeta yağ sürüyor ve bir anlamda kendi politikasına katkı sağlıyor. Bu süreçte biz şunu gördük, yeniden Refah'ın LGBT artı derneklerini kapatacağı söylemi üzerine arkasına bir sürü güruhu, özellikle bu dinci ve gerici güruhu almış olduğunu gördük. Yine Hüdapar'ın onur yürüyüşlerine karşı onursuzca yürüyüşler, bunlar sapkınlar gibi ifadelerine şahit olduk. Bununla kalmadı, parlamento seçimleri bitti. Hemen ardından da yine yanlış hatırlamıyorsam yeniden Refah milletvekili olması lazım. Tekrardan LGBT artı derneklerini kapatmalarına yönelik olarak bir söylemde bulundu. Bu konu bizi endişelendiriyor mu? Evet, endişelendiriyor ve bu konuyu gündemimizde tutmamıza pik noktada gündemimizde tutuyoruz. Fakat bu konu şu anın bir konusu mu? Hayır, bu konu 2015'ten bu yana zaten bizim gündemimizde olan bir konuydu. Şimdi birazcık daha risk analizimizi daha böyle ciddiye alarak yapacağız. Daha ciddi bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra bir de Erdoğan'ın söylemlerine değinmek istiyorum. Özellikle 28 Mayıs'ta otobüsün üzerinde yaptığı konuşmada onlar LGBT'ci, bizde LGBT'yi var mı? Hayır, asla olamaz gibi bir söylemde bulundu ve arkasına çok büyük bir güruhu da aldı. Orada televizyonda izlediğim zamanı hatırlıyorum. Biraz endişelenmiştim ve kardeşim de yanımdaydı. O da böyle endişeli gözlerle bana bakıyordu. Bundan sonra bir dernek çalışanı olarak almış olduğum başvurularda çok fazla şimdi ne olacak sorusuyla karşı karşıya kaldım. Buradan şunu söyleyebilirim belki. Şimdi ne olacak? Mücadelemiz daha güçlü bir şekilde devam edecek. Nasıl devam ediyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Eskişehir Valiliği tarafından bir genelge yayınlandı ve bununla beraber LGBT artıların yapacağı herhangi bir etkinliğin yasaklanacağı belirtildi. Bununla beraber ODTÜ'de gerçekleştirilen 11. ODTÜ onur yürüyüşüne polis şiddeti ve baskısıyla karşı karşıya kaldık. İşkenceler gerçekleşti orada LGBT artılara karşı. Peki aksiyon alacak mıyız? Duracak mıyız? Aksiyon alıyoruz. Her gün almaya devam ediyoruz. Özellikle LGBT artıların psikososyal desteğe yönelik hizmetlerimiz olabildiğince devam ediyor olacak. Bunun yanında onur etkinlikleri yapmayacak mıyız? Hayır, yapmaya devam edeceğiz. Tam tersi, onlar bizi yasaklamaya, daha çok baskılamaya çalışırken biz daha fazla başka türlü nasıl yapabilirizle karşılarına çıkmak istiyoruz. Durmak istemiyoruz.